Merhabalar arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz ve bu derste dün bir şey öğrendik. Sonunda bir boyle benzer bir soru vardı. O farklı anlam veriyordu. İzlemediyseniz izlemelisiniz. Bugün böyle aynı benzer bir şey sonunda var ama bu onun anlamı birazcık farklı. Göreceğimiz gibi. Bu konunun ismi Question Tags. Question Tags nasıl bir şeyleri bakıyoruz. Ve sizin kurduğunuz cümleleri nasıl ekleyebilirsiniz o da göreceğiz. Örneğimiz bakalım. You haven't told the boss what happened, have you? Burada iki işaret koydum. Çünkü bir tane yani iki tarz bu soru sorabiliriz. İlk have you, diğeri have you. Onlar ikisi farklı anlam verecek. Yani bir tane ses yukarıda gidecek, diğeri ses aşağı gidecek. Have you, have you. So have you ses aşağı gittiğinde ve yukarıda gittiğinde ne anlam veriyor? Yukarıda gittiğinde demek ki bu soru yapıyorum. Patron ne olduğunu söylemedin. Değil mi? Yani emin olmak istiyoruz. O zaman burada cevap ne olacak? No, I have not told him. Mesela bir kötü bir şey oldu ve patron söylemek istemedik. Ve dedik söyleme söyleme herkesi kabul etti. So, soruyoruz. You haven't told the boss what happened, have you? No, I haven't. Ya da burada emin olmaya çalışıyoruz aşağıda. Yani you haven't told the boss what happened, have you? Yani bakıyoruz. Yani emin olmaya çalışıyoruz. Burada be sure. Nasıl emin olmayı? Yani o söyledik. Yani eminim. O patronun ofise gitti. Her şeyi anlattı. Ve ona bakıyorum. İnanmıyorum. Şaşırdım. Herkes kabul etti. Söylemeyeceğiz. Ama o gidip söylemiş. İnanamıyorum. Şaşırdım. O zaman have you? Yani inanmıyorum sana. Yani nasıl? We agreed not to tell the boss. And you went and told the boss. Wow. Congratulations. Gibi bir şey. So burada you haven't told the boss what happened. Have you? Yani really yaptın mı? Ya da have you? Yani orada bir karşılık oldu ve bilmiyoruz söyledi söylemedi. Emin olmak istiyoruz. Biri patrona söylemiş mi? Çünkü önemli o bilmesi gerekiyor. Have you? Yani orada gerçek bir soru. Burada inanamıyoruz ne yaptın gibi bir şey anlam veriyor. So, ses aşağı gittiğinde biri şaşırmış anlam veriyor. Yani burada surprised. Hani dün öğrendiğimiz gibi bir şey. Ama ses böyle bir soru işaret gibi varsa demek ki gerçekten cevap istiyor. Yani bunu cevap vermen gerekiyor. Burada cevap vermeyebilirsin ama burada cevap vermen gerekiyor. Çünkü bir gerçek bir soru. Şimdi birkaç örnekler yazacağım burada ve onlarının question tags eklemeye çalışacağız. Ama bunu yapmadan önce öğreneceğiz question tags nasıl ekliyoruz. Normalde negatif bir cümle varsa pozitif bir question tag ekleyeceğiz. Nasıl? Mesela you didn't do your homework. Did you? Ödevini yapmadın, yaptın mı? Değil mi? Yaptın mı değil, değil mi? Ödevini yapmadın, değil mi? You didn't do your homework, did you? Yani orada didn't negatif, burada pozitif olacak. Yani bu aynı kişi bu cümle söyleyecek ve diğeri cevaplayacak. Belki yaptım ya da
yapmadım gibi bir şey. Diğeri pozitif negatif. Örnek. Helped you when you needed help, didn't I? Hani sen yardım ihtiyacı olduğunda sana yardım ettim, değil mi? Didn't I? Gibi bir şeyler. Can varsa aynı şeyi kural uyacağız. Can varsa can't I? I can see the chef today. Can't I? So şefle görüşebilirim, konuşabilirim. Değil mi? Gibi bir şey. Can't I? I have locked all the doors. No, they kullanalım. They have locked all the doors, haven't they? Yani burada have, haven't they? Can't I? Geçmiş bir fiil varsa yardım didn't I gibi olacak. Başka neler görmemiz lazım? Evet. Bazı cümleleri onlar birazcık değişiyor. Mesela let's go home. O bir. İkinci negatif bir şey. Don't call this number again. Don't call mı diyelim? Don't call her again. Üçüncü. I'm right. Yani haklıyım, değil miyim? I'm right, aren't I? Normalde yani amentay no. Yani amentay I'm not I. Bu yanlış, bu hiç söylememelisiniz. So, I'm right, aren't I? Mesela biriyle konuşuyorsunuz ya diyorsun. Evet, bu böyle böyle böyleydi. Doğruyum, değil miyim? Gibi bir şey. Türkçe ben kullanamadım bugün. Bilmiyorum. Neyse. Don't call her again. Ona bir daha arama. Ve let's go home, shall we? Bu shall. We. So burada mesela let's go home. Let's finish this, shall we? Let's dance, shall we? Gibi bir şey. Teklif ederken. Let's drink something, shall we? Gibi bir şey oluyor. Don't call her again, will you? Gibi bir şey. Soru işareti hepsi. Soru işaretle bitiyor. Umarım her şeyi anlattım ve anladınız. Bir şeyi anlattınız. Pratik yapmak için arkadaşlar, kitabımız English Grammar in Use. Link altında bırakacağım. Görüşürüz. See you in the next video. Take care. Bye bye.